Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler. Bir programla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda Pınar Selek davasını geride bıraktık. 26 yıldır süren bir dava bu. 27. yıla girdi. Büyük bir hukuksuzluk hikayesi. 4 defa beraat alınmasına rağmen geri dönen ve 6. kez görülen bir dava. Biraz bu dosyaya bakacağız. Pınar Selek davası, bu Mısır Çarşısı patlaması davası nedir? Pınar Selek niçin burada yargılanıyor? Neden 4 defa beraat alınmasına rağmen hala daha 6. kez süren bir yargılama var. Hala daha bir kırmızı bülten var. Burada neler yaşanıyor? Avukat Yasemin Özbeyim'le beraber yayında. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Şimdi biraz en başından alalım. 1998 olması lazım. 26. yıldayız. Bir de son duruşmada Şubat ayına attı mahkeme bir sonraki duruşmayı. 27. yıla girecek. Gerçekten ve 8 aylıkta bir süre verdi arada. Yani evet. Hani adil yargılanma hakkının neresinden tutsak acaba diye düşünürten bir dava ama en başından başlayalım diyorum aslında. O da Mısır Çarşısı davası aslında bu. İşte Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'ün yargılandığı bir dava. Bu dava dosyada neler var? Bu dosya nasıl başladı? Hani bir genel bilgi alabilir miyiz? Aslında Mısır Çarşısı patlamasıyla başlamıyor dava. Davanın başlama nedeni Pınar'ın Avrupa'da çeşitli Kürt hareketinin yöneticileriyle görüşmesi ve bir araştırma, sosyolojik bir araştırma yapıyor. Ve neden barışamadık? Aslında onu soruyor yani. Neden bir çatışma içerisindeyiz, silahlı çatışma içerisindeyiz? Neden bir savaş ortamının içindeyiz? Neden başka yöntemleri değil de bunu tercih ettiler? Bu konuda görüşüyor. Daha sonra polis yakın takibe alıyor. Sürekli izliyor yani Pınar'ı. Ve o sırada sokak çocukları atölyesi var Pınar'ın. Transların, sokak çocuklarının, dışlanmış bütün insanların gidip geldiği ve orada sokaktaki çöplerden geri dönüştürülebilir sanat eserleri yaratmaya çalıştıkları, okuma yazma öğrendikleri, çeşitli tartışmalar yaptıkları bir atölye. Kapısı kilitli olmayan bir atölye hatta yani çünkü hani 24 saat oraya o sokak çocukları girip çıkıyorlar. Bazıları bazen orada yatıyor falan. Bu atölyeden çıktığında galiba gözaltına alınıyor. Polis o denli yakın takipte ki Pınar'ı yani ne zaman nereye gittiğini biliyor aslında Pınar'ın. Ve araştırmasıyla ilgili gözaltına alınıyor ve görüştüğü kişilerin isimlerini ve adreslerini çünkü araştırmanın içinde kod isimlerle şehirlerde kodlanmış bir şekilde var. Çünkü biliyorsunuz yani araştırmacıların etik olarak özel hayatın gizliliğine saygı duymaları gerekiyor. Anayasal bir hak bu ayrıca. Onlar soruluyor. Kimlerle görüştün? Şehirler yani adreslerini ver, deşifre etmesi. Pınar bunu kabul etmediğinde Filistin askısına alınıyor. Sol kolu çıkıyor, elektrik veriliyor. Çok ağır işkenceler görüyor 7 gün boyunca. Sonra zorla bir ifade tutanağı imzalatılıyor. Ve buradan örgütle bağlantılı olmaktan, örgüt üyesi olmaktan dolayı hakkında yani tutuklama kararı çıkarılıyor ve cezaevine konuyor. Cezaevindeyken 1,5 ay sonra televizyonda şeyi izliyor. Mısır Çarşısı patlamasının faili olarak lanse edildiğini, yani kendisi de yani gözaltına alındığında, işkence gördüğünde Mısır Çarşısı patlaması zaten olmuşken hiçbir soru sorulmuyor Pınar'a. Pınar cezaevindeyken 1,5 ay sonra Abdülmecit Öztürk'ü gözaltına alıyorlar ve işkence altında işte Mısır Çarşısı patlamasının bomba olduğunu ve kendilerinin Pınar Selek'le beraber bomba koyduğuna dair işkence altında emniyette bir ifade alıyorlar. Ama savcılığa çıkarılır çıkarılmaz Pınar Selek'i tanımadığını, böyle bir eylemin içinde olmadıklarını söylüyor. Aslında daha vahimi Pınar zaten gözaltındayken ve tutuklanmışken, hatta daha gözaltına dahi alınmamışken Mısır Çarşısı patlamasının kaynağını açıklıyor emniyet. Kriminal büro, adli tıp ekipleri geliyor ve patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığına dair emniyet raporları var öncelikle ve İçişleri Bakanı da bu şekilde açıklıyor. Yani gaz kaçağından dolayı patlama olduğunu ama orada ölenler ve yaralananlar var çok sayıda. Ve bu durumun hani bir patlamanın sebebi her neyse yani gaz kaçağından kaynaklandığında büfe sahiplerine yüklenecek bütün bu tazminat davaları. Şimdi bütün bu tazminat davaları Pınar'a yöneltiliyor. Onlar bu davanın sonucunu bekliyorlar. Bir böyle bir boyutu var. İkincisi o dönem 90'lar zaten hani çatışma, savaş ortamının olduğu dönem ve topluma hani bir şekilde hem bunu terör eylemi olarak, gaz kaçağı patlamasını öyle lanse etmek, toplumda bir korku yaratma aracı olarak kullanılıyor. Ayrıca da Pınar Selek gibi hani beyaz yakalı, beyaz Türk diyebileceğimiz tırnak içinde, iyi eğitimli, işte ailesi kuşaklar boyu milletvekilliği yapmış, iyi eğitim almış, babası hukukçu, dedesi öyle. Bu tip insanlara siz bu çatışma ortamına, savaş meselesine dair ağzınızı açmayın ve muhalefet yapmayın. Hani barışın dillendirilmemesi için 90'lar çok yoğun bir çatışma ortamı, fail meçhullerin olduğu bir ortam çünkü. Aslında bir gözdağı vermek bütün entelektüellere ve muhaliflere. Pınar Selek o dönem simgesel olarak seçiliyor. Şimdi o dönem bu olayın boyutu bu denli anlaşılmıyor. Yani suçlamalar da çok ağır. Belki o dönem için kafalarda soru işareti yaratılmaya çalışılıyor. Ama bu dönem biz görüyoruz ki bütün muhalifler, entelektüeller, işte Gezi davasında Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın başına geldiği gibi siyasiler, Kürt siyasi hareketi bir şekilde kriminalize edilmeye, terörize edilmeye çalışılıyor. Ve sürekli bir terör suçlamasıyla karşılaşıyor bütün muhalifler. Hani en hafifi Cumhurbaşkanı hakaretten, suçundan tutalım da pek çok gazeteci ve entelektüeli muhalifi şu anda cezaevinde hiç ortada suç yokken, herhangi bir delil yokken yargılandı. Bu dönem biz şahit olduğumuz için şu anda daha anlamaya başlandı. Ama o zaman bence böyle örnekler yok aslında. Böyle örnekler daha az ve veya seslerini duyuramıyorlar. Aslında bu Türkiye'de siyasi bir gelenek, yani kriminalize etmek. Yani aslına bakarsanız Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren belki Mustafa Supilere kadar inecek bir gelenek var. Türkiye'de kriminalize etme geleneği ama şu anda biz belki dijital çağda yaşadığımız insanlar seslerini duyurabildiği için belki o dönem hani bu kadar bilgi yayılması mümkün değildi veya etrafını ses getirecek insanlar, gazetecilerle dolu olmayan insanlar için belki duyulmadı ama bu denli yoğun bir zaten yargının bu denli yargı olmaktan çıkıp hani siyasi bir araca dönüşmesini biz hukukçular olarak da hani her dönem vardı Türkiye'de ama bu yoğunluğunu belki görmüyorduk. Tam buradan aslında simge bir dava istiyorum. Pınar Selek davası. O dönem aslında ses çıkarılıp bu ifşa edilip bunun önüne geçilebilseydi belki bu dönem bambaşka bir ülkede yaşıyor olacaktık. O anlamda da hala çok kıymetli. Pınar Selek davası dahil bütün bu davalar Türkiye'de yargının bağımsızlaşması ve demokratikleşme süreci anlamında çok önemli her biri. Tam da buradan sormak istiyorum ben. Çünkü hani hep eski Türkiye'den bahsediyoruz ve eski Türkiye'den bahsederken de hani bunu farklı bağlamlar içerisinde konuşuyoruz ama işte eskiden yargı bağımsızdı vurgusu üzerinden yapıyoruz. Yani tabii ki çoğu insan bunu şerh düşerek yapıyor artık ama şimdi 27 yıldır süren bir davaydı. 98'de bu dava başladığında yargı nasıl davrandı? Yani ilk dava nasıl sonuçlandı, nasıl ele alındı bu dosya ve gerçekten de bugünkü işte bazı kesimlerin adlandırdığı tarihle bir bağımsız yargılamadan bahsedilebilir miydi ki? Şöyle aslında şimdi Pınar örgüt üyeliğinden dolayı tutuklanıyor ve sonradan Mısır Çarşısı dosyası Abdülmecit Öztürk'le beraber birleştiriliyor. Ancak daha sonra orada gerçekten bomba patlaması oldu mu yoksa gaz kaçağından mı patlama olup olmadığı konusunda üniversiteler, adli tıp kurumunun kendisi bilirkişi raporları alınıyor. Ve pek çok bilirkişi raporu alındıktan sonra patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı, çünkü fiziksel emareleri farklı oluyor. Bomba patlamasında bir bomba çukuru açılması lazım. Böyle bir bomba çukuru yok patlama yerinde. Gaz kaçağı olduğunda eşyaların fiziki dağılımıyla bomba patlaması olduğunda fiziki dağılım farklı oluyor. Bunları çok detaylı bir şekilde inceliyorlar bilimsel olarak ve diyorlar ki hayır, burada bir gaz kaçağı patlaması vardır ve Pınar 2,5 yıl cezaevine attıktan sonra tahliye ediliyor. Ve sonrasında ilk beraat kararını alıyor. Pınar her beraat kararını aldığında savcılık temiz etti. Yani Pınar aleyhine Yargıtay'a başvurdu. Yoksa çoktan beraat kararı kesinleşmiş olurdu. Ama her seferinde ısrarlı bir beraati temiz etme yöntemi izlendi ki aslında ceza davalarının pek çoğunda beraat kararları tamamen temiz edilmez. Yani hani yasal olarak yol tabii ki var, itiraz yolu açıktır ama... Peki Yargıtay'ın pozisyonu nasıl? Hani ne, yani 4 defa beraat alınmış bir mahkemedeki hani duruşmada bu konuşuldu. Hani emniyetin içerisinden uzmanların hani bunun bir gaz kaçağı olduğunu söylemesine rağmen, işte 11 bilirkişi raporu var, onundan bahsediyoruz. Bunun gaz kaçağı olduğunu söylemesine rağmen ve bunu destekleyen beraat kararları var. Evet, aslında patlama olduğunu söyleyen tek bir rapor yok. Bir tane rapor var, o da bir üniversiteden alıyorlar. Onu da mahkeme kendi talep etmiyor o bilirkişi raporunu. Emniyet Müdürlüğü dosyanın içerisine kendi sunuyor ki taraf değil dosyada aslında. Yani hukuka aykırı bir şekilde rapor sunuluyor. Orada da açıkça şey diyemiyor, burada bomba patlamıştır diyemiyor. Oradaki bazı bulunan kimyasal maddelerin... bomba yapımında da kullanılabileceği söyleniyor. Bu kadar. Ama oysa ki o maddeler eser seviyede jambonda da var. Aynı kimyasal maddeler. Hani hangi seviyede ne kadar kullanıldığının tespiti gerekiyor. Öbür raporlarda bu tespit ediliyor. Yani bomba var diyen bir bilirkişi raporu dahi yok ortada. Ama beraat kararlarından sonra yapılan temizlerde 2 seferinde usulden bozuyor Yargıtay. Yani suçlu ya da suçsuz mahkum edin ya da etmeyin demiyor. Dosyadaki eksikleri tamamlayın şeklinde bozuyor. Her seferinde savcılık makamı bütün iddialar çürütülmüşken aynı gerekçelerle iddianameyi kopyalayarak temiz ediyor ve son bozma kararında da iddianamedeki bütün ithamlar çürütülmüşken yerel mahkemede aynı şeyleri kopyalayarak iddianamede yer alan iddiaları kopyalayarak hayır bozma kararı veriyor. Bir de aslında anayasaya göre Yargıtay'ın teknik olarak bu şekilde yerel mahkemenin yerine geçip bozma kararı verme yetkisi de yoktur. Şunu diyebilir Yargıtay en fazla. Karar şu nedenle hukuka aykırıdır, şu nedenle hukuka uygundur. Bunu söyleyebilir. Hukuka aykırılığı tespit ederse, bakın dosya incelemesinden, maddi gerçek incelemesinden bahsetmiyorum. Ona giremez. Çünkü kendi ilk derece mahkemesi değil. Yargıtay bozma kararında ilk derece mahkemesinin yerine geçip dosya incelemesi yapmış gibi bozma kararı düzenliyor. Biz zaten duruşmalarda avukatları Pınar Selek'in buna da itiraz ettik. 4 kez beraat aslında teknik olarak hukuken mümkün olmayan bir şey. Yani normalde en fazla 2 beraatten sonra dosyada ya bir ceza verilir ya da beraat kararı kesinleşir. Düşünün, o kadar çok hukuka aykırılık yapılıyor ki bu dosyada 4 kere beraat kararı verilmek zorunda kalınıyor ve hala yargılama devam ediliyor. Ben hep söylüyorum, bu üniversitelerde ceza hukuku derslerinde emsal ders olarak okutulup hani hatalı karar anlamında, nerede hata yapılmıştır anlamında emsal ders olarak özellikle ceza usul hukuku derslerinde okutulabilecek öğrencilere çözdürülse çok ağır bir sınav sorusu olur yani. Çünkü çok fazla hukuki hata ve ihlal var. Tabii bu hatalar insani hata anlamında değil yani, bilerek yapılan şeyler. Oraya da gireceğim ama hani biraz da baştan sona bağlamak istiyorum. O da şundan ötürü, hani en başta söylediğin yani nihayetinde bu aslında Pınar Selek'in yaptığı hani mesleki bilim insanı olarak yaptığı faaliyetlerin bir gözlemlenmesi ve hani buradan bir tırnak içerisinde kullanıyorum ama cezalandırma cezalandırmak için açılmış bir dava. Şimdi son duruşmaya geldik. Son duruşmada bir emniyet belgesi girdi. İçişleri Bakanlığı'nın işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bir belge söz konusuydu. Orada da benzer bir ifade vardı aslında. Çok da uzak değil. Hani ilk davanın açılmasından çok da bağımsız düşünemeyiz. Hani aynen. O da mesleki faaliyeti sebebiyle katıldıklarının bir tırnak içerisinde kullanıyorum. PKK, KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen etkinliğe katılmak gibi. Ona dair bir aktarım yapabilir misin? Şimdi bir onu söyleyeyim. Bir de unutmayalım, Abdülmecit Öztürk'ün beraatine dönelim sonra. Çünkü bu dava dedim ya, usul hukuku anlamında hani böyle hatalar silsilesi, yani hukuki ihlaller silsilesi şeklinde ilerliyor. Son dediğin gibi duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğü şimdi Pınar Selek hakkında Yargıtay bozma kararı verdiğinde bozma kararına karşı diyeceklerinin sorulması için Pınar Selek'in mahkemede ifade vermesi istendi. Biz dedik ki yurt dışında yaşıyor, burada öğretim görevlisidir. Açık adresini verdik. Yani hani Pınar kaçak göçek bir insan değil, çok açık bir hayatı yaşayan bir insan. Nerede çalıştığı belli, araştırmaları belli, kitapları belli hala. İstinabe yoluyla, bu istinabe yolu şudur: yurt dışında yaşayan insanların o devlete yazı yazılarak oradaki mahkeme kanalıyla ifadesi alınır, dosya içerisine konur. Zaten Pınar Selek'in davayla ilgili ifadesini defalarca almışsınız, yani mahkemede hazır bulunmuş. Yani bu Yargıtay bozma kararına karşı diyeceğinin sorulması usulen bir hak. Yani ona tanınmış bir hak. Ona tanınmış bir hakkı, haktan dolayı hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Düşünün. Bu da ayrı bir mağduriyet yaratma, bir algı yaratma değil. Çünkü yani sıradan insanın gözünde kırmızı bültenin çok başka bir karşılığı var. Ve tutuklama kararı çıkarılıyor. Oysa ki ben bu hakkımı, Yargıtay bozma kararına karşı diyeceklerimi söyleme hakkımı yurt dışında da kullanabilirim. Çünkü bu bir benim davayla ilgili eksik bir işlem yaptığım değil, bana tanınan bir hakkı kullanıp kullanmamamla ilgili ve nasıl kullanacağımla ilgili bir şey. Ve uygun bir yol değil zaten. Yani ancak bir suçlu hakkında ceza verilen bir insan hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten veya hakkında suç işlediğine dair ifadesi hiç alınmamıştır o insanın, kaçmıştır. O zaman siz kırmızı bülten çıkarırsınız. Burada ifadesini vermiş, hakkında 4 kere beraat kararı çıkmış, hakkında şu anda bir hüküm olmayan bir insan hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıyorsunuz. Yani bu da başka bir cezalandırma ve hak ihlali mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Ne diyor? Dediğin gibi üniversitede, Pınar Üniversitede, Nis-Kort-Kortazor Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve oradaki göç merkezinde eş koordinatör. Ve orada özellikle İtalya sınırında oldukları için pek çok, biliyorsunuz, Suriyelilerin Avrupa'ya geçiş sürecinde İtalya-Fransa sınırında olduğu için orada göç ve göçmenlik olayı çok yoğun yaşanan bir bölge. Pınar'ın üniversitesinin bulunduğu Nice şehrinde. Bunlarla ilgili çalışıyor Pınar. Ve orada tabii ki göç eden pek çok ulustan kadın var ve Kürt kadınlar da var. Orada Kürt kadınların da göçle ilgili bir açık bir panel, üniversite düzenliyor bunu. Resmi bir açık duyurusu yapılan, öyle gizli saklı bir faaliyet değil veya terörle ilişkilendirilebilecek bir şey değil. Ama diyor ki PKK, KCK kapsamında diyor orada faaliyette bulunmuştur. Bunu neden yapıyorlar? Aslında onlar da biliyorlar. Aslında onlar da onun bir üniversite etkinliği olduğunu, açık bir şey olduğunu, terörle ilişkilendirilemeyecek bir şey olduğunu onlar da biliyorlar. Ama şimdi kırmızı bülten talepleri var ve aslında altı boş ya bunun. Hani gerekçelendiremiyorlar bunu. Gerekçelendirmek için de ne yapıyorlar? Hani çünkü Interpol diyor ki yani örgütle organik bir bağı olduğunu bize ispat edin. Şimdi bunu ispat edebilecek hiçbir şey yok ellerinde. Üniversitede yaptığı faaliyeti örgütle ilişki gibi lanse edebilmek için bir altyapı. Aslında kendi kendilerini ifşa, davanın başında da ne yaptıklarını bu belgeyle kendileri ispat etmiş oluyorlar. Davanın başında da aynı yöntemi kullandıklarını, hani tamamen yasal faaliyetleri kriminalize edilmeye çalışıldığını. Bir de burada Kürt kelimesinin geçtiği her yeri Kürt kelimesinin kendisini etnik kökeni kriminalize etmek, terörize etmeye çalışmak da var. Çünkü orada Kürt kadınların sorunları konuşuluyor. Herhangi bir örgütle bağlantılı bir şey konuşulmuyor. Zaten açık bir etkinlik yani, hani tutanaklarına eminim oraya kadar ulaştılarsa kendileri de ulaşmışlardır. Bir bu var. Mesela başka bir ihlalleri daha var. Abdülmecit Öztürk'ten işkence altında ifade alarak bomba koyduk dedirtiyorlar ya. Abdülmecit Öztürk'le beraber Pınar Selek'in beraatine karar veriliyor. O kadar kasıtlı ve gözü kör bir şekilde olaya yaklaşmışlar ki. Savcılık makamı Abdülmecit Öztürk'ün beraatini temiz etmiyor. Temiz edilmediği için de kesinleşiyor. Ama Abdülmecit'in ifadesine dayanarak Pınar'ın beraatini temiz ediyorlar. Yani asıl siz yani itiraf aldığınız kişinin beraatini temiz etmiyorsunuz. O itirafa dayanarak diğerinin beraatini temiz ediyorsunuz. Beraber bomba koyduk. Evet. Diğer ve kişi koymamıştı, iknalar yani. Abdülmecit Öztürk'ün hakları da o kadar ihlal ediyor ki burada. Onun hakkında bir yakalama kararı var şu an. Onun hakkında da yakalama kararı var. Ya zaten beraati kesinleşmiş. Şu anda yargılama yapılamaz onun hakkında. Bu dahi yani hani yapılan ihlaller yani gerçekten hani böyle bir orta kalınlıkta bir kitap haline gelebilecek durumda şu anda. Hani tek tek alt alta biz yazsak 98'den beri şu aşamada şu ihlal yapıldı, şu aşamada şu ihlal. Gerçekten o hani orta kalınlıkta veya kalın bir kitap olabilecek, sırf ihlaller dosyası olarak olabilecek durumda. Bir de zaten Pınar Selek'i siz bu kadar yakından takip ediyordunuz. Elinizle koyduğunuz gibi sırtında araştırmasıyla beraber sırt çantasını aldınız. Ya o kadar takip ediyordunuz. Bu kız Abdülmecit'le ne zaman buluştu? Abdülmecit'in ile bağlantısı ne? Mısır Çarşısı'na ne ara gitti? Anlatabiliyor muyum? Bunları niye takip edemediniz? O kadar yakın takiptesiniz. Yani hakikaten açıklanamaz çok fazla şeyle dolu. Tabii insan bu noktada şunu düşünüyor. Mesela hani Türkiye'de yargının bağımsız olmaması sebebiyle hani iktidar değişikliklerinde işte ya da iktidarın kendi içerisindeki değişikliklerle diyelim bir geçmiş kararlarla hesaplaşma örneği olduğunu gördük. Balyoz davasının kanun yararına sanırım bozulması bir örnekti, bunlardan bir tanesi. Ama Pınar Selek davasında 26 yıldır devam eden bir ısrar söz konusu ve bir yanlışta ısrar söz konusu. Hani işte yerel mahkemelerin inatlı beraat vermesine rağmen, uzmanların bu yöndeki tutumuna rağmen. Ya bu ısrar neden kaynaklanıyor? Özellikle de yargı içerisindeki dönüşümlere rağmen böyle bir ısrar neden kaynaklanıyor? Ben şöyle düşünüyorum, bu kişisel bir tahmin. Türkiye milliyetçilik konusundaki hiçbir şeyle, iktidar değişimiyle yüzleşmeyi kabul etmemiştir. Mesela Ermeni soykırımı bunlardan birisidir. Ne kadar hükümet, iktidar değişirse değişsin. Kürt meselesiyle, Kürt hareketiyle ilgili yüzleşmesi hiçbir zaman olmaz. İsterseniz en sosyal demokrat hükümet gelsin. Hani pek de gördüğümüz bir şey değil sosyal demokratların gelmesi. Genelde sağcı hükümetler tarafından yönetiliyor zaten ki bir sağcı hükümetin zaten Kürt meselesiyle veya barışmakla ilgili bir derdinin olması, çözüm süreciyle ilgili bir derdinin olmasını görmüyoruz. Çözüm sürecinde dahi bir takım davaların devam ettirildiğini gördük. Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Hani devletin kırmızı çizgileri var anladığım kadarıyla. Hükümetlerin de aşamadığı ve bunlar hep milliyetçi nüanslarla ilgili şeyler. Peki aynı zamanda bu Pınar Selek'in başta bahsettiğim kimliğiyle de alakası olabilir mi? Benim aklıma Osman Kavala örneği geliyor. Çünkü güncel olarak bizim gördüğümüz benzer suçlamalar aslında. Yani olmayan suçlamalar, hani iddianameler her şekilde boş. Hani yani hiçbir altyapısı da yok. Hani sanki batıdan işte örnekleri entelijansiyadan, akademiden ya da işte sermayeden fark etmeksizin örnekleri alıp da bir ibretlik, bir emsal haline getirme gibi. Hani bu mevzuya sanki dokunmayın, bu konu sizin konunuz değil. Hani kendi imtiyazınızı yaşayın gibi. Kavala davasında da tabii şimdi Türkiye'de görülmemiş bir toplumsal isyan ve direniş ortaya çıktı. Şimdi aslında o direnişle hesaplaşmak istiyorlar. Seçilen sembol ismin Kavala olması tam da Pınar gibi işte hani tırnak içinde beyaz Türk. Ekonomik olarak hani bir iş insanı olmasına rağmen sol görüşleri, muhalif görüşleri desteklemesi. Yani Kürt meselesine bakışı keza, evet, hani biraz evvel saydığınızda bakışı, Ermeni soykırımına, evet, benzer, evet, şekilde. Evet. Yani bu milliyetçiliğe dokunanları Türkiye'de bir şekilde cezalandırıyorlar. Öyle düşünüyorum ki Pınar'ın hani ne kadar barış yanlısı, hani bırakın ki herhangi bir terör eylemi, şiddet eylemi içinde olması, ne kadar barış yanlısı olduğu kitaplarından çok açıktır. Barışamadık diye Türkiye'deki barış sürecini anlatan, yani Türkiye'de hani Cumhuriyet kuruluşundan itibaren neden barışamadığımızı ve barış çalışmalarının neden hiçbir zaman uzun soluklu ve etkili olamadığını anlatır. Zorunlu askerlik sürecini anlattığı Sürüne Sürüne Erkek Olma kitabı var. Bence Pınar itaat etmeyi kabul etseydi, yani biz öyle düşünüyoruz. Hani muhalefet etmeyi kesseydi ve milliyetçiliğe dokunmayı bıraksaydı belki bunun bir noktada dava çözülecekti. Bu adeta böyle bir tırnak içinde kan davası gibi sürdürülüyor. Sen itaat etmezsen, bir de kadın, yani feminist. Hiçbir şekilde zapturapt altına alamadıkları bir kadın figür. Erkek devletin aslında ya cadı avı gibi. Yani hani nasıl bir dönem şifa veren kadınları Orta Çağ'da cadı diye yakmışlar. Oysa ki hani onlar o dönemi kimyagerleri belki veya işte hekimleri veya hemşireleri. Yani şifa dağıtılmasından da hoşlanılmıyor. Aslında bu da bir şifa süreci, evet, ya barış bir şifa sürecidir. Yani buradan beslenen hani hem küresel hem de ulusal bir dinamik var. Evet. Çatışmadan beslenen. Yani ciddi bir çıkar sağlayan kesin ve odaklardan bahsetmek, evet, mümkün zaten. Son şunu soracağım. Şimdi 27 yıldan bahsediyoruz. Bu bir ömür. Yani hani bu dava ilk açıldığında doğmuş olan bir kişi şu an bir yetişkin, iş güç sahibi bir insan. Lisansını tamamlamayıp doktoraya başlamış. Doktoraya başlamış olabilir yani. Evet. Yani öyle bir gerçekten bir ömürlük bir süre ve bir ömür boyunca yıpratıcı bir yargılama süreci. Bir insan hayatından kopartılan bir süreç. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu süreç ne götürdü? Hani burada Pınar olsaydı ona sorabilirdik bu soruyu ama şu an gıyabında sana soruyorum. Hani bu ne götürdü? Ve işte Şubat'ta, şu an 7 Şubat'ta olması lazım, evet, bir sonraki duruşma olacak. Hani beklentiniz ne? Beklentimiz bu hukuka aykırılıkların sona ermesi. Çünkü mahkeme bize emniyetten gelen yazıyı dikkate almadıklarına dair bir beyanda bulundu. Tutanaklar henüz elimize geçmediği için, çünkü Segbis'ten çözüm yapılması gerekiyor. Ondan sonra tutanakları dağıtacaklar. Yani öncelikle hani Yargıtay bozma kararına karşı ne deyip demeyeceğinin sorulması için kırmızı bülten çıkarılmaz bir insan hakkında. Bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Bu sürecin buradan dönülmesini ve beraat kararının da, yani Yargıtay'ın hatalı verdiği bozma kararı üzerine tekrar bir beraat kararına, ama bu sefer hani nihai olacak bir şekilde, yani bunları bekliyoruz. Çünkü bu yalnızca Pınar Selek'in değil, yani onun ömrü gitti zaten. Dediğim gibi yani şu anda doktora aşamasına gelebilirdi o yaşta doğmuş bir insan. Mesela ben de çok uzun yıllardır avukatlık sürecinin içerisindeyim. Özellikle yurt dışı avukatları bilgilendirme, yani kampanya, uluslararası sözcüğünü götürüyorum. Bir gün bir yolda bir arkadaşımla karşılaşmıştık. O zaman 18. yılındaydı dava. İşte dava nasıl gidiyor diye sormuştu. Ben de şey dedim, yani artık reşit oldu. Kendi hakkında kendi karar verecek. Yani hani bu kadar uzun bir yargılama ve içinde yaşadığımız o terörize edilme halini hani artık ironiyle kendimizi sağaltmaya çalışıyoruz. Yani bir insanın ömründen, daha 50'li yaşlarda bir insanın ömründen, yani ömrünün yarısından çoğunu bu davayla beraber geçirdi. Şu anda ülkesine dönemiyor. Yani insanın ait olduğu topraklara, kültüre, burada ilişki kurduğu dinamiklerden koparılması başlı başına bir hak ihlali ve işkence süreci aslında. Yani bütün bu davaların, yalnızca Pınar'ın değil ama bütün bu davaların adil bir şekilde sona ermesini bekliyoruz. Ama Pınar'ın davasının diğer herkesten farklı olan bir boyutu var. O da birincisi katliam sanığı yapılması. Hani Kavala dahi katliam sanığı yapılmadı yani. Hı hı. Hani Gezi direnişini... Kobani davası gibi aslında benzeri bir şekilde. Evet, yani katliam sanığı yapılmak, yani yaptığın bir şeyden dolayı değil, yapmadığın, yapmayacağın, fikirlerine hı hı. tamamen ters bir şeyden dolayı yargılanmak. Pınar Selek davası o anlamda emsal. Hı hı. Yani burada adil bir süreç yaşamazsak yaptıklarımızdan dolayı yargılanmak, yani suç olmasa da onu suç haline getirmek çok yaygınlaştı zaten. Hı hı. Yapmadığınız bir şeyden dolayı yargılanmak yani bambaşka bir seviye, bambaşka bir şey. Pınar ama bence bu süreçte yani belki de hiçbirimizin duramayacağı kadar dirençli durdu. Yani biz düştüğümüzde bile bizi kaldırdı. Yani psikolojik olarak biz çöktüğümüzde bile yani sırf mücadelesiyle, vazgeçmemesiyle, direnmesiyle, üretmeye devam etmesiyle, politik söz yaymasıyla, çeşitli toplumsal hareketleri kurması, içinde yer almasıyla aslında hepimize örnek oldu yani onun bu yaşam direnişi ve hak ediyor burada olmayı, yani hak ediyor istediği gibi yaşamayı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Yasemin. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Yani 8 ay sonraya attı. Hani artık bunu daha fazla ileri atılmadan senin dediğin gibi sonlanması gereken bir duruşma, bir dava, bir süreç evet. artık. Hani evet. Bir işkence senin evet. aslında doğru bir şekilde adını koyduğun haliyle. Çünkü hani 27 yıllık bir sürece de dava diyemeyiz sanki artık, hani ondan çıkmış durumda, hani bir yargılamadan evet. da çıkmış durumda. Yani 8 yılın üzeri adil yargılanma hakkının ihlali 8'in 3 katından fazla evet. süren bir süreç. Çok teşekkür ederim yeniden. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bir Adalet Defteri programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.